Yeni bir İftara Doğru programından, TV111 ekranlarından, YouTube ve Facebook üzerinden gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımıza hoş geldiniz kıymetli izleyiciler. Allah'ın rahmeti, selamı, rahmeti, bereketi, lütuf ve keremi hepimizin üzerine olsun. Evet, Ramazan ayında, Ramazan-ı Mübarek'te, Ramazan ayının güzelliklerini böyle her gece birbirinden değerli, kıymetli hocalarımızla evlerimizden evlerinize TV111 ailesi olarak aktarmaya devam ediyoruz. Bu akşam biliyorsunuz Perşembe akşamları psikiyatrist Profesör Doktor Ruhi Yavuz hocamız bizimle beraber oluyor. Geçtiğimiz hafta böyle hocamlar böyle çok keyifli, çok böyle böyle tadı böyle uzun süre dimağlarımızda kalacak bir sohbet gerçekleştirmiştik. O sohbete bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz kısmet olursa. Evet hocam, hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Size de hayırlı akşamlar. Bütün izleyenlere, bütün seyircilere de hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar dileyelim. Teşekkür ederim. Hocam, geçtiğimiz haftaki sohbet böyle uzun süre dimağlarda bir tat, bir lezzet olarak kalacak. Hatta yani YouTube üzerinden tekrarı da izlenebiliyor. Geçtiğimiz hafta yaptığımız programın tekrarını özellikle izleyicilerimize onu da hatırlatmış olalım. O tekrarı YouTube üzerinden izleyebilirler. Bu haftaya gelecek olursak hocam, Rabbimizin vermiş olduğu sayısız nimetler söz konusu. Nefes alıp vermek bile böyle son kertede aslında çok büyük bir nimet. Yani bugün herhalde yoğun bakımda yatan hastalarla bir röportaj yapacak olsak, onlar için galiba böyle rahat bir şekilde nefes alıp vermek en büyük nimet yani. Ama biz böyle sürekli işte konuşurken nefes alıyoruz ama bu aldığımız nefesin çoğu zaman farkına varmıyoruz. Bunun çoğu zaman nimet olduğunun farkına maalesef varamıyoruz. Bunu ancak elimizden gidince fark ediyoruz ya da elimizden gitmeye doğru bir şeyler yaşadığımız zaman fark ediyoruz. Ve bu nimetleri sanki biraz sahipleniyoruz hocam. Yani nefes alıp vermek, yani bizim yaptığımız bir şey mi, bizim yaptığımız bir eylem mi, bunun gibi onlarca nimet var. Bu nimetleri sahiplenme noktasında böyle insanın durması gereken ölçülü durması gereken nokta neresi oldu? Şimdi tabii bir defa Cenab-ı Hak her şeyi yaratmış, kainatı yaratmış. Alem-i Ekber dediğimiz bu kainatı böyle en ince ayrıntısına kadar mükemmel derecede yaratmış. Eşsiz bir şekilde alem-i asgar dediğimiz insanı yaratmış, yeniden yaratmış. Yani öyle bir yaratılış ki hakikaten bugün biz bir parça bu yaratılış olayını hani insanın diyelim anne karnındayken böyle bir parça bilebildiğimiz kadarıyla diyelim öğrendiğimiz kadarıyla baktığımızda yani öyle mükemmel bir olay ki hiçbir şey yok ortada. Anneden ve babadan yarıya indirilmiş şifreleri olan, bak kodları yarıya indirilmiş olan iki hücre mükemmel derecede bir yerde bir araya karşılıklı şifreler getiriliyor. Bak o şifreler getiriliyor. O şifreler birbirine kodlanmış olanlar birbirleriyle aynı diyelim hücrenin içerisinde tamamlanıyor. İşte ta oradan başlıyor aslında nimetler. Yani yarım yarım hücreden tek bir hücre, onun da çok mükemmel derecede böyle yaratılış içerisinde trilyonlarca diyelim böyle çoğaltılıp onun mükemmel derecede her birisi sanat olarak canlı olarak her bir hücreye, her bir hücrenin ihtiyacı neyse onun nimeti o. O nimetler ta oradan başlamış. Yani öyle bir nimet veriliyor ki sıfırdan, yoktan o diyelim ibda eşsiz bir surette dedi bir şekilde aslında insana öyle bir vücut nimeti veriliyor. Bu veriliyor. Bu ihsandır, bu lütuftur.
Şimdi böyle bir nimetlerle dolu olan bir vücudu, o vücudun devamı için ona diyelim yaşayabileceği bütün imkanlar yine nimet olarak, lütuf olarak yine veriliyor. Yani bir canlının yaşayabilmesi için, bir insanın yaşayabilmesi için ne gerekiyorsa hayatıyla ilgili olan bütün her şey ihsan ediliyor, nimet olarak veriliyor. Sonra hikmetlerle dolu olarak bir vücut veriliyor. Bu insanoğlu bu kadar mükemmel derecede nereden geldiğini fark etmeden sanki bütün bunlar kendisinin kendi malıymış gibi, bunlar benimmiş gibi, bu akciğer benim, bu işte beyin benim, bu el benim falan, ne seneni? Sana verilmiş, lütfedilmiş, senin hiçbir ihtiyarın yok ki, hiçbir iktidarın yok ki, gücün yok ki bunları yapmaya. Ve bütün bu donanımlı olarak, yani alemi asgar dediğimiz mükemmel derecede sanatlarla, hikmetlerle donanmış olarak bu vücudu sana öyle mükemmel böyle sofralarla, nimetlerle ihsan etmiş ki, dikkat edin, uzay araştırmalarında atmosferi ciddi manada olan başka bir gezegen yok. Evet. Mükemmel bir nimet atmosfer. Isıyı muhafaza ediyor, havayı muhafaza ediyor, oksijeni muhafaza ediyor, işte içindekileri muhafaza ediyor, suyun baharını muhafaza ediyor. Bütün bunlar hepsi verilmiş nimetler bunlar. Ama insanoğlu işte o tabii imtihan sırrı çerçevesi içerisinde nefes almasın. Biraz önce verdiğiniz örnekten mesela nefes alma problemi olan yoğun bakımdaki hastalara sorun. Ah bir derin nefes alabilsem diyor yani. Şimdi. Ne kadar büyük bir lütuf, ne kadar büyük bir nimet. Cenab-ı Hak o kadar her tarafımız nimetlerle dolu bizim. Yani o insanın diyelim bütün yapısındaki, donanımındaki bütün cihazlar, aygıtlar neyse her birisi nimet olarak lütfedilmiş, verilmiş. Ve onların ihtiyaçları da sonsuz bir şekilde önümüze serilmiş. Midenin nimetleri ayrı, gözün nimetleri ayrı, kulağın ayrı, tatın ayrı. Öyle. Yani akıl nimeti ayrı, şuur nimeti ayrı. Yani aslında biz deniz gibi, yani sanki okyanus gibi böyle nimetler etrafında içerisinde bulunan böyle bir mahlukuz, bir yaratılışız. Ama işte insanoğlu tuhaf bir yapı. Bir bakıyorsun bütün bu diyelim vücuda, bütün bu verilenlere bu benim diyor. Bırak kendisini, dışarıdaki kendisinin olmayan, asıl mülkün sahibinin olan, mülk sahibinin olan birçok şeyi de benim evim, benim yurdum, benim efendim ağacım, benim tarlam, benim fabrikam, benim, hep onlara da sahip çıkmaya başlıyor. Yani bu buradan tabii ki belki o benlik, enaniyet, ene noktası daha çok burada en büyük rolü oynuyor. Zaten bütün şifre de orada toplanmış. Yani o bir benlik içerisine girdi mi bütün bunlar benimdir. Temellik olarak kendisi alıyor. Ondan sonra bütün bu nimetleri verene karşı yapması gereken şükrü, teşekkürü yapmıyor bu sefer. Hakikaten yapmıyor. Bırak yapmayı, isyan ediyor. Yani ne kadar böyle nankörlük, ne kadar cehalet içerisine giriyor bu insanlar. Onun için Cenab-ı Hak nimetlerini bizlere ihsas ettirmek için bazen o nimetleri kısıyor. Öyle hayat vermiş, hayat nimetini kısıyor, nefes vermiş, bir kısıyor. Bak bakalım diye bir nefes alabilecek misin diye yoğun bakımlara. Şimdi şu aklıma geldi. Oturuyorum böyle sizinle. İftar öncesi sohbet ediyoruz. Sizin bilgi, birikim ve tecrübelerinizden yararlanıyoruz. Bu programı oturarak yapıyorum. Bir sandalye var burada, oturdum. Hocam bir ara ben pilonidal kist olmuştum. Tabii. Küçücük bir kist. Yani küçücük bir kist. Hocam oturamıyordum. O nasıl bir ağrı, o nasıl bir sancı. Aman Allah'ım. Yüzüstü yatıyordum. Sırt üstü yatamıyordum, sağa döndüğüm zaman ağrıyordu, sola döndüğüm zaman ağrıyordu. Ve demiştim ki o zaman, sonra işte ameliyatla aldılar onu, çok şükür elhamdülillah kurtuldum. Evet. Demiştim, bu oturmak bile ne kadar büyük bir nimet aslında. Kesinlikle. Ama elimizdeyken bunun böyle kör mü oluyoruz hocam orada,
Nasıl bir şey oluyor da fark etmiyoruz, o da çok ilginç. Evet, yani öyle bir sanki o göz perdesini kapatan küçücük bir ağ gibi böyle geliyor, bütün o nimetleri gösteren her şeyin üzerine bir perde çekiyor. Böyle görmüyorsun, diyorsun ki yok bu benim diyorsun falan. İşte o imtihan sırrında daha çok böyle rol oynayan işte o benlik dediğimiz olay, ene dediğimiz olay, işte bu Ramazan'da biraz böyle dizgine geliyor. Hani Ramazan Risalesi'nin sonunda var ya, Cenab-ı Hak soruyor ene'ye, yani sen kimsin, ben kimim? Ene, ente, ente, sen sensin, ben benim diyor. Her türlü azabı veriyor, ıslah olmuyor. En sonunda aç bırakıyor, aç bırakınca diyor ki ene Abdülaziz, ente Abdülaziz, ene Abdülmaluk, yani ben senin kulunum, sen benim azizimsin, sen benim ilahımsın diyor. Yani demek ki o nimetleri diyelim bir parça böyle bıraktığın zaman o nefis kendine gelebiliyor. İşte bu tür musibetler, bütün bu tür belalar, hastalıklar, hepsi insanın o diyelim nimetlerin farkında olabilmesi için Cenab-ı Hak o hikmetiyle öyle iktiza etmiş. Ramazan'da da bunu görüyoruz. Birçok nimetler var, su var. Şimdi su içemiyoruz. Hadi iç bakalım. Suyun kıymetini, suyun önemini, nimet olduğunu bize Cenab-ı Hak yine rahmetinden bize bunları diyelim ihsas ettiriyor. Yemek yiyemiyoruz, yapmamız gereken şeyi yapamıyoruz. Yani burada sadece ağzımızla diyelim böyle bir hani oruç tuttuğumuz zaman. Peki bunu gözümüzle, kulağımızla, işte kalbimizle de böyle bu tür şeyleri tutmamız lazım. Hani ne yapmamız gerektiğini yine Cenab-ı Hak bize söylüyor. Nasıl bu nimetlerin farkında olmamız gerektiğini söyleyen gene o. Yani burada hem böyle Cenab-ı Hak bu tür imtihana sokmuş, hem de bizi rahmetinden dolayı bu nimetlerin farkında olabilmemiz için her türlü bize o ikazı, o ihtarı, o gerekli olanı yaptırıyor. Sonunda da diyor ki bakın, siz eğer benim bu dediğim tarzda yaparsanız ben size bu nimetleri göz görmemiş, kulak işitmemiş, yani hiçbir kalbe hutur etmemiş olan ebedi nimetlerle donatacağım. Ne kadar mükemmel bir olay. Ya büyük bir müjde değil mi hocam bu? Çok büyük bir müjde aslında. Abi çok büyük bir müjde. Yani işte bu nimetlerin biraz farkında olun. O nimeti vereni biraz bulun. Yani o nimeti vereni bulun. Şimdi biz tabii ki şey değiliz. Yani bu noktada ilmimiz yok, alim değiliz. Böyle ilahiyatçı manasında hiçbir bilgimiz yok. Ama elhamdülillah Risale-i Nur vasıtasıyla bilebildiğimiz kadarıyla yani burada hep dikkat ederseniz kainat şükür için yaratılmış, teşekkür için yaratılmış. Bu kadar insanlara karşı, lütfa karşı, nimetlere karşı sadece teşekkür ve dua için yaratılmış Cenab-ı Hak diyor. Şimdi bunun diyelim özetini Fatiha suresinde Cenab-ı Hak o kadar mükemmel derecede böyle yani çok mucizevari, bir mucizevari değil, mucize tarzında bize izah etmiş ki yani önce böyle bir hazırlıyor bizi. Önce bir bizi kötülüklerden korumak için Euzu billahi mineşşeytanirracim dedirttiriyor. Öyle bir şeytandan bizi esirgiyor, koruyor. Sonra Allah'ın adıyla diyor. Ondan sonra Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte elhamdülillah diyor. Yani Allah'a hamdolsun. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Bakın. O da bize alemlerin Rabbi olduğunu, ona hamledilmesi gerektiğini, onun Rahman ve Rahim olduğunu, merhametli olduğunu, bütün Rahman olarak rızıklarımızı, ihtiyaçlarımızı giderdiğini, öyle din gününün asıl o herkesin huzuruna geleceği günün sahibi, onu hatırlatıyor. Maliki yevmiddin diyor. Ondan sonra biz ancak bütün bunları senden isteriz diyor. Ancak sana dua ederiz diyor. Öyle biz burada yani İyyâke nâbudu, sana ibadet ederiz ancak senden isteriz. Sonra
İhtine sıratal mustakim diyor. Yani bizi dost doğru olan, yapmamız gereken neyse en doğru olan o istikametli yola doğru ilet. Peki arkasından hemen sıratal zine en amtaleyim. Yani bizden öncekileri doğru yollara ilettiklerin, nimet verdiklerinin yoluna diyor. Şimdi bakın her zaman hatırlatıyor bunu bize. Nimetlerin nasıl verileceğini, nasıl yapılacağını. Her gün okuyor muyuz Fatiha'yı? Okuyoruz. Peki evet. Bunu yapmayanları işte gadabına uğramış olan, azabına uğramış olan, öyle değil mi? Dalin olanlara değil. Günde en az 40 defa okuyoruz Fatiha suresi. Yani hep bunları bize hatırlatıyor Cenab-ı Hak. Onun için yani bir parça bu nimetlerin farkında böyle insanoğlu diyelim olduğu zaman, nimetlerin kıymetini, hele ihtiyaç hissettiği zaman ne kadar çok onun kıymetli olduğunu o zaman görüyor. Ama çabuk insan nisyandan gelmiş, çabuk unutuyor. Bir bakıyorsun o sanki onları, o eksiklikleri hiç tatmamış gibi, gene olduğu gibi o nefsinin emrine girdiği an bütün bu şeyler, perdeler birdenbire kapatılıyor. İşte gaflete giriyor işte o zaman insanlar. Tabii ki hep böyle Cenab-ı Hak insanları ihtar için, ikaz için böyle güzel günleri vermiş bize, rahmet ayını vermiş. Değil mi? Bu diyelim Ramazan ayı, ibadet ayını, Kur'an ayını vermiş, mağfiret olarak vermiş bize. Burada da eğer bir parça ya bir parça yapabileceğin kadar, yapamayana zaten yapma demiş. Yani bir parça bu rızık ve benim verdiğim rızıkları biraz böyle hani benim verdiğimi bir tadın, bir görün bakalım. Ben emredince bu rızıkları yiyin diye bize böyle bir imkanı tanıyor Cenab-ı Hak. O zaman böyle bir imkanı tanıyıp da bunu yerine getirdiğimiz zaman işte asıl onun karşılığını ben vereceğim diyor. Hocalarımız hep böyle söylüyor. Yani bu açıdan bu vakitler, bu günler, bu aylar çok önemli. Ama işte bir bakıyorsun işte biri gitti. Geriye az bir şey kaldı. Aynen. Hocam bir de çok ilginç mesela nefes almak dedik, oturmak dedik. Bunun dışında şöyle bir baktığımızda yani özellikle annesi ahirete irtihal edenlerden genelde duyduğumuz bir şey var. O da şu: hayattayken kıymetini bilemedik, değerini bilemedik. Ah anam ya da baba için işte ah babam, hayattayken değerini bilemedim, kıymetini bilemedim, gereği kadar hürmet edemedim diyor. Yani buna defalarca şahit oluyoruz. Şimdi özellikle Bediüzzaman Hazretleri'nin o Ramazan Risalesi'nde bahsettiği nefisle Rabbimizin arasındaki o diyalog. Sen kimsin, ben kimim, sen sensin, ben benim. Ve türlü türlü azaplar neticesinde nefsin yeme içme yoksunluğu sonrası zaptu rapt altına girmesi, yani bir yoksunluğu yaşaması. Aslında buradan hareketle hocam, yani bir şeyin yoksunluğunu böyle ara sıra düşünmek mi gerekiyor acaba? Yani burada biz temel ölçüyü nasıl kurmalıyız? Mesela annemizin, hayatta olan annemizin, babamızın, Allah uzun ömürler versin, sağlık sıhhat versin annesi babası hayatta olanlara, onların kıymetini değerini bilmek için burada nasıl bir yöntem, metot izlememiz gerekiyor? Çünkü olayın ruh sağlığı açısından da çok önemli yerde durduğunu şahsen düşünüyorum. Psikoloji açısından da önemli bir noktada durduğunu düşünüyorum. Burada biz nasıl bir dengede tutmalıyız hocam bunu? Kendimize bunu nasıl hatırlatmalıyız? Yani bizim dünyaya gelmemize vesile olan zatlar, kimseler bunlar. Cenab-ı Hak bizi onların vasıtasıyla yaratıyor. Yani o zaman onların vasıtasıyla bize Cenab-ı Hak bu kadar nimetleri tattırıyor. Onlar vesile olmuş. Bizim dünyaya gelmemize, bu kadar imkanlara, bu kadar nimetlerle haşır neşir olmamıza, bütün bu diyelim nimetlerden faydalanmamıza bir nevi sebep olanlar onlar. Cenab-ı Hak onları sebep halk etmiş. Asıl yaratan Cenab-ı Hak. Ama peki bu kadar bizi almış, büyütmüş, bizim ihtiyaçlarımızı gidermiş, dünyevi her türlü ihtiyaçlarımızı gidermiş olan
bizi diyelim birçok şeyden, kötülüklerden korumuş, muhafaza etmiş, yedirmiş, içirmiş, giydirmiş. Yani ne kadar çok bize emekleri var bunların. Cenab-ı Hak işte lütfunu, ihsanını, diyelim nimetini böyle bir anne nimeti, baba nimetiyle vermiş aslında. Şimdi bu açıdan bakmıyoruz işte. Bu açıdan baktığımızda hakikaten annenin diyelim özellikle o gece gündüz diyelim uyumadan o bebekken bütün hayatını diyelim böyle seferber edip de bizim bu dünya nimetlerinden faydalanmamız için bize bu kadar yardımcı olan böyle bir insanları biz nasıl şey etmeyelim, yani böyle kucaklamayalım, nasıl onlara elimizden geldiği kadar onların büyük nimet olduğunu farkına varmayalım. Yani onun için Cenab-ı Hak gene bunu söylüyor. Diyor ki eğer anneniz babanız ihtiyarlarsa onlara öf bile demeyin diyor. Yani burada. Çünkü o Cenab-ı Hakk'ın Rahim isminin diyelim tecellisini Cenab-ı Hak validelerde vermiş yani. Orada biz o merhameti, şefkati onlardan görüyoruz. Şimdi size bu kadar şefkat veren, merhamet veren, sizi büyüten, esasıl büyüten benim. Ama numune olarak da ben size annelerinizi verdim, validelerinizi verdim. Şimdi bunlar ne kadar büyük bir nimet. Anne, baba ne kadar büyük bir nimet. Annesini, babasını erken kaybeden çocukların tabii ki hayat boyunca o yetimlik, öksüzlük, o ızdırabını hep böyle dünyasında ne kadar çok yaşadıklarını onlar hep dile getiriyorlar, anlatamıyorlar bile. Yani bu kadar diyelim Cenab-ı Hak bize bu nimetleri onların vasıtasıyla vermiş. Tabii ki annedir, babadır. Bizim ne kadar onlara çok yardımcı olmamız gerekiyor. O açıdan bu inanç açısından, iman açısından değerlendirdiğimizde her şey nimet ya. Her şey nimet. Evet. Her şey nimet. Şey. Yani o nimet değil mi hocam? Her şey. Her şey. Oturmak, atmak, evet. Konuşmak, görmek. Yani evet. Herhalde şurada yani görme yetisi olmayan birisi, bilmiyorum bizi izliyor mu? O da şunu diyecektir muhtemelen. Yani görmek ne büyük bir nimet. Yani görüp sonradan görme yetisini kaybedenler herhalde bunu en iyi fark eden insanlar. Yani o yüzden galiba hocam biraz şey yapmak gerekiyor değil mi? Yani burada evet biz Ramazan orucunu ya da ibadetlerimizi Allah emrettiği için yapmak zorundayız. Yani hikmet kısmı için değil, Allah emrettiği için yapmak zorundayız ama biraz da galiba bu nimetlerin bu arka planlarını, hikmetlerini, şunları bunları da galiba biraz düşünmek, şey yapmak gerekiyor. Oralara kafa yormak gerekiyor sanki. Zaten Cenab-ı Hak aklı onun için vermiş. Şuuru onun için vermiş. Yani bak bir midenizi bir parça ağzınızı kapatıyorum. Bir düşünün bakalım hele. Yani bunların dışında ne kadar çok böyle ihsanlar, lütuflar var. Ne kadar çok büyük nimetler var. Hepsi size ihsan edilmiş, bağışlanmış, size karşılıksız verilmiş bütün bunlar. Şimdi bunların bir farkına varın diye işte onun için yani ibadetin bu diyelim ayda resmi geçit yaptığı diyelim bu ayda tefekkür ibadeti ayrıdır. İşte kalbin ihtiyacı olan Kur'an'dır, duadır, selavattır, zikirdir, Cenab-ı Hakk'ı diyelim tesbih etmektir. İşte mal üzerindeki zekattır, sadakadır. Yani bütün bunlar aslında Cenab-ı Hakk'ın istediği şeyler. Bir parça işte bunları bize yani Cenab-ı Hak ihsas ettiriyor. Herkes derecesine göre buradan biraz daha nasibini alması lazım. Yani bir çeşmeye gidiyorsun, bir avuçtan da su alabilirsin. İşte böyle bir diyelim 3-5 kiloluk böyle bir bidonla da su alabilirsin. Götürüp tankerini götürüp bir tankerde su alabilirsin. Yani rahmet ayı böyle. Herkes aklıyla alabilir, fikriyle alabilir, tefekkürüyle alabilir, kalbiyle alabilir. Yani o açıdan her taraf dolu. Yeter ki biz farkına varalım biraz. Önemli olan odur zaten. Farkına varabilmek, şuuruna varabilmek bu işin. Madem ki Allah bize şuur vermiş, akıl vermiş, iyiyi, kötüyü, zararı, menfaati birbirinden ayırt edebilecek bu akıl, ondan sonra neyin ne olduğunun diyelim farkına varabilecek bir şuur vermiş.
Şuur öyle bir şey ki yani hem bir şeyin farkına varabiliyorsun hem de farkına vardığının farkına varıyorsun şimdi. O da önemli yani. Farkına vardığımızın da farkına vardığımız zaman işte o zaman bütün hasselerimizle, duygularımızla, latifelerimizle, psikolojik yönümüzle, işte biyolojik yönümüzle, sosyal yönümüzle bize verilen nimetlerin diyelim bir parça farkına varıp ve ona karşı onu vereni bulmak, onu verene teşekkür etmek babından, ondan diyelim ona kul olmak ve ondan istihane etme noktasına gelebiliyoruz o zaman. Hocam aslında siz meslek itibariyle yani hocalarınız itibariyle psikiyatri profesörü olduğunuz için bu aklın, bu şuurun yerinde olması da belli başına bir nimet değil mi? Yani ya olmasaydı yani böyle aklıma şey geliyor da hemen bu Alzheimer olan kişiler geldi. Yani hocam hatırlayamıyor, bir şey yapamıyor. Yani hocam ne büyük nimet galiba değil mi? Unutmak, hatırlamak, akıl sağlığı. Yani kesinlikle. Hep mesela son zamanlarda dua ediyoruz. Ya Rabbi akıl sağlığımızı da koru diyoruz. Amin. Yani, amin. En önemlisi. Büyük nimet galiba değil mi hocam? Yani farkına varmadığımız. En büyük nimetlerden birisi o. O Hawking midir nedir? Hani böyle hiçbir tarafı kımıldamayan adam vardı bir sene. Öldü. Adamın aklı yerinde olduğu için bak neler yapıyordu o parmaklarıyla falan. Ne kadar sadece büyük bir nimet. Sadece aklıyla tabii. Yani öyle. Tabii ki yani ya Cenab-ı Hak tabii ki maddi olarak diyelim her bir hücremizin ihtiyacını gideriyor. Onun farkına varmamız lazım. Her bir kulakta mesela en küçük 3 tane küçük hani özengi yani dediğimiz o 2-3 tane bir şey var ya böyle çekiç özengi dediğimiz o kulak zarının titreşimleri. Ya bir tanesinde ufak bir kireçlenme olsun bakalım hadi. Eyvah. Ne kadar büyük zorlukla sesi duyabiliyorsun. Bir tanesinde ya küçücük yani. Onun için azalarımızın her birisine karşı şükretmemiz lazım. Her birisinin farkına varmamız lazım. Bunları neyle varıyoruz? Akılla varıyoruz, şuurla varıyoruz işte. Bu olmasa hiçbirinin farkına varamıyoruz ki. Yani en büyük nimet burada var olmaktan sonra, var olmaktan sonra en büyük nimet akıl nimetidir diyebiliriz pekala hocam. Öyle değil mi? O aklı da yerinde kullanabilmek ne kadar güzel bir şey. Ya kötüye kullanmak da var onun. Onun da bir sorumluluğu var değil mi hocam? Yani o akıl nimetini yerinde kullanmak, doğru yerde kullanmak. Hocam aslında böyle bakınca yani insanın sosyal statüsü, sosyoekonomi durumu ne olursa olsun yani pekala şunu diyebiliyor. Ya ben çok zengin bir insanmışım ya. Yani böyle bakıyor, sağlıklıyım, çok şükür görüyorum, işitiyorum, duyuyorum. Belki de o yüzden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yeni bir insan dünyaya geldiğinde yani bebek dünyaya geldiğinde uzuvlarına bakın bir tam mı hepsi deyip elhamdülillah deyip böyle bir daha içten bir şey, bir teşekkür, bir şükür etmesi galiba değil mi hocam? Bundan daha hala zenginlik var mı bilmiyorum. Kesinlikle ya, kesinlikle. Yani bizde yani trilyonlarca hücremiz var bizde. Cenab-ı Hak o kadar hücreleri en mükemmel derecede çalıştıracak organları, azaları vermiş onları. Birisinde en ufak böyle bir yerde bir arıza olduğu zaman onun kıymetini anlıyoruz. İşte bir kist oluyor diyorsun, oturamıyorum. Midede ufak biraz böyle asit miktarı fazla oluyor. İnsanların midesi rahatsız oluyor, gözüne perde iniyor. Yani kulakları. Onun için tıp mesela bak bu kadar çok ilerlemiş sadece insanların maddi yönünün değil mi ne kadar önemli olduğunun farkında onları düzeltmeye çalışıyor. Arızaları düzeltmeye çalışıyor. İşte burada bütün bunların idare merkezi dediğimiz beyindir. İşte beynin içerisinde şuurudur, aklıdır, duygularıdır falan. Bütün bunlar hepsi ruhla beraber diyelim. Hepsi bir mükemmel bir denge içerisinde, bir homostazis dediğimiz bir denge içerisinde Cenab-ı Hak onları çalıştırıyor. Bu kadar büyük bir nimet olarak bize böyle akılla, şuurla değil mi, vücutla
böyle bir işe vermiş, böyle bir yani varlık olarak bizi bu dünyaya göndermiş. Bunun karşılığında bizden çok fazla bir şey istemiyor zaten. Bizden külli manada bir şükür istiyor. Diyor ki bütün bu nimetleri verdim, yemek olarak verdim işte. Başta bunu verenin ben olduğunu, Bismillah deyin falan. Öyle değil mi? Arkasından işte bütün bunları veren Allah'a hamdolsun. Yani övülmeye layık olan odur, medhedilmeye layık olan odur. Onu deyin. Arada da fikir olarak da kafanızı, düşüncelerinizi biraz da koyun da ya Cenab-ı Hak ne güzel nimetler vermiş, ne kadar mükemmel nimetler vermiş. Bizden bunu istiyor yani. Çok fazla da bir şey istemiyor aslında. Genelde. Evet. Bu manada yani olayları, aklımızı, psikolojimizi, bedenimizi falan bir bütün şeklinde değerlendirdiğimiz zaman bunun yollarını da Cenab-ı Hak bize vermiş. Nasıl yapmamız gerektiğini de kendisi göstermiş bize. Yani bu noktadan o da büyük bir nimet. Yani bize diyelim rehber olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ı göndermiş. Ne kadar büyük bir nimet. Yapmasaydı. Yani onun vasıtasıyla kelamını göndermiş, ne yapmamız gerektiğini, Kur'an'ını göndermiş. Ne kadar büyük bir nimet. Bütün bunların yaşayışını ortaya koyan, kuralları gösteren bir İslamiyet olarak dini göndermiş. Ne kadar büyük bir nimet yani. Hangi birine şükredelim? Yani feviye yağda hirap hükümet kezban. Cenab-ı Hak diyor ki yani bütün bu verdiklerinin hangi birini yaranlarsınız siz? Öyle. Onu da söylemiş bak ayet şeyde sureler içerisinde. O da var yani. Onun için yani bize her şey hazır. Her şey hazır. Full paket. Full paket hocam. Full. Şimdi şey ya moda ya işte araba almaya gidiyorsunuz full paket. Telefon alacaksınız full paket. Televizyon alacaksınız full paket. Yani full paket Allah her şeyi vermiş. Aynen öyle vallahi. Her şeyi vermiş yani full paket. Yeter ki o verilen o paketi o talimatlara uygun bir şekilde kullanın. O kötüye kullanmayın diyor bizim için. Yani söylediği o. Evet. Yani o biz çamaşır makinesini bile yani kullanma kılavuzuna uygun kullanmazsak arıza yapıyor. Vücut da arıza yapıyor öyle değil mi hocam? Yani kullanmazsak işte hor kullanırsak midemizin sağlığını bozabiliyoruz. Sonra kapı kapı geziyoruz. Yani hani aman bir tamir edelim, aman bir düzeltelim diye. Aynen. Yani İslam'a ve Kur'an'a bu açıdan baktığımızda insanın ve kainatın kullanma kılavuzudur diyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle. Yani o büyük şeriat dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın kainattaki koyduğu o kanunların, o fıtri kanunların diyelim ne kadar mükemmel işlediğini görüyoruz. Ama insanı da Cenab-ı Hak yaratmış gene o kanunlara tabi olmak şartıyla. Ama işte insana nefis vermiş, irade vermiş, hani cüz-i irade vermiş demiş ki bak sana akıl da veriyorum, şuur da veriyorum, sana bu kadar büyük imkanlar da veriyorum. Ama bütün bunları kullanabilmen için sana bir de talimatname, bir de kılavuz gönderiyorum. Bak bu kılavuza göre hareket et. Yani Cenab-ı Hakk'ın o kainattaki büyük Kur'an dediğimiz, kainat Kur'an'daki fıtri kanunlar, fıtri şeriat dediğimiz, oraları bak ben nasıl emrimde, rububiyetimde onları en ince ayrıntısına kadar mükemmel kullanıyorum. Aa size örnek, bundan daha güzel bir örnek olur mu? Ha. Ama işte size bu imtihan vesilesiyle bir nefis verdim size. O nefis sizi aldatabilir. Onu da söylüyor. Onu da söylüyor. İşte eğer benim verdiğim bu kurallara göre, bu kanunlara göre o vücudunuzu, o vücut geminizi güzel bir şekilde kılavuza uygun olarak kullanabilirseniz kainattaki fıtri kanunlara uymuş olursunuz siz de. Onlar evet. Nasıl uyarak bana ibadet ediyorlar? Siz de hem ona o kanunlara uyarak ibadet etmiş olursunuz hem de benim emrimi yerine getirmiş olursunuz. Yani insanların avantajı ne kadar yüksek değil mi? Ya aslında böyle Facebook'tan Burak Tut isimli izleyicimiz bir soru sormuş. Bu sorunun cevabı da aslında veriliyor şu an. Demiş ki Ramazan Risalesi'nde geçen saum ile samediyeti ayna olmayı nasıl anlayacağız demiş.
Bunları fark ederek anlıyoruz galiba değil mi hocam? Bütün tamam, şimdi oruçla ne oluyor? Oruçla insan bütün böyle ihtiyaçlarını o anda karşılayamıyor. Ama muhtaç, su içmeye muhtaç, öyle değil mi? Birçok evet. yapması gereken şeyleri yapamıyor, öyle. Yani şimdi yemek yiyemiyor, başka türlü işleri yapamıyor falan. Peki benim bu ihtiyaçlarımı giderecek birisi yok mu diye işte o zaman şey etmez mi? Düşünmez mi? Cenab-ı Hak da diyor ki işte bütün her şeyin ihtiyacını veren, her şeyin isteklerini veren ben Samed'im diyor. Benim bütün bu diyelim samediyetim sizin bütün ihtiyaçlarınızı, herkesin, her canlının ihtiyaçlarını yerine getirir. İşte siz benim samediyetimi ancak bu ihtiyaçlarınızı hissederek anlayabilirsiniz. Aynı olarak ancak bu şekilde benim samediyetimi evet. görürsünüz diyebiliriz. Yani şimdi ben gittim hastaneye, baktım etrafta kimse yok. Ya yok mu kimse? Kim bakacak bana? Yani şuram ağrıyor, buram ağrıyor deriz. Bunu demeyelim de yani burada tabii sağlık çalışanlarına başta hekimler olmak üzere herhangi bir şekilde şiddet uygulamamak lazım. Onlar da çok zor şartlarda yani hizmet veriyorlar ve gayet de biz yani tıp noktasında ülkemiz çok, çok elhamdülillah. Bu da bir nimet. Evet. İyi bir konum. Çok iyi hekimlerimiz var. Ama oraya gittiğimizde değil mi bir arıyoruz. Yani bize bakacak birini arıyoruz. Oruç burada tam onu net bir şekilde gösteriyor değil mi hocam? Kesinlikle. İşte, yani orada ölüyorum beni kurtaran yok mu diye nasıl bağırıyor o hasta. Kalp krizi geçiriyorum. Hele biraz da bizim sahaya girdiği zaman anksiyete dediğimiz böyle sinir kriz geçirdiği zaman o zaman öldüm gittim mahvoldum yok mu beni kurtaracak yok mu benim ihtiyacımı giderecek diye nasıl bağırıyor değil mi? İşte insan da böyle o ihtiyaçlarını verebilecek birisini görmesi için böyle bir ayna olarak onu görmesi lazım. Bu Cenab-ı Hak işte diyelim o samediyetini kendisine muhtaç olduğunu bu şekilde oruçlarla veyahut da farklı şeylerle nimetleri elimizden diyelim biraz alarak veyahut nimet ihtiyacını hissettirerek asıl bütün bu ihtiyaçları gideren benim. Ben hiçbir şeye muhtaç değilim. Her muhtaç olanın ihtiyacını ben gideririm diye Cenab-ı Hak samediyetini burada bize bu noktada gösteriyor. Oruç da buna aynı oluyor bu manada. Evet. Hocam aslında yani sizinle hastalar risalesinde konuşmak lazım. Çünkü bir hekimsiniz, bir psikiyatri hocasısınız. Yani hastalıklar da öyle değil mi hocam? Yani geldiğinde bu niye geldi? Bu niçin geldi? Yani bu bana ne? Bir görevi var bunun, bir vazifesi var. Bu vazife, bu görev ne acaba? Diye insan düşününce böyle enteresan bir şekilde hastalığı da seviyor hocam. Yani. Aslında hastalığın hakikatini bir parça anlayınca değil mi? Bu manadan, bu gözden bakmış oluyoruz dediğiniz manada. Onun için eskiden hani derler ya bazı böyle büyük zatlar hasta olmadığı zaman aman ya Rabbi bir kusur mu işledik Cenab-ı Hak bize bu şeyini hatırlatmıyor diye hastalığa hakikat noktasından bakmışlar. Yoksa bizim gibi aman öldük gittik dünya hayatımız gitti bize bir ana kurtaran manasında değil. Yani iş tabii ki düşünülünce böyle iman gözüyle bakılınca işin veçesi değişiyor. Hikmet yönüne bakıyorsunuz o zaman. Hikmet yönüne bakınca da Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin ne kadar mükemmel olduğunu o zaman bir parça hissedebiliyoruz. Evet. Ya o bile insanı değil mi böyle çok hocam ruh sağlığı açısından da hocam çok enteresan bir noktayı istinat mı desek bir rahatlık mı ferahlık mı desek onu da sağlıyor galiba. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bütün bunların manasını anlıyorsun. Bilinmezlikten çıkıyor. Önemli olan o. Yani bir şey bilindiği zaman, ne olduğu anlaşıldığı zaman onu halletmek de çok daha kolay. Ama bilinmediği zaman ne kadar ürkütücü. İşte bu işte COVID-19 hani bilmiyoruz, etmiyoruz. Bütün millet nasıl ayağa kalkmış bilmediği için. Halbuki yani bilindikten sonra ne yapacağını bilirsin. Yani o açıdan hastalık diyelim eğer hakikat noktasından bilindiği zaman ne kadar onun hakikatinin yüksek olduğunu iman gözüyle bakıp o zaman o bilinmezlikler, o böyle
evhamlar dediğimiz vesveseler o zaman ortadan kalkıyor. Ne olacak diye düşünmüyorsun o zaman. Tamam diyorsun, bunun hikmeti budur deyip ben sana saati hatırlatmak istiyorum yine. Evet hocam, saat geldi. Son bir dakika toparlayalım inşallah. Hocam, ARES olan bir hasta, kalbi duran bir hasta. Bir hekim kalbi duran bir hasta gördüğünde panik yapmıyor. Çünkü ne yapması gerektiğini biliyor. Karşısındaki şeyi hemen başlıyor kalp masajı yapmaya. Yani ne yapması gerektiğini biliyor orada. Evet. Yani o yüzden panik yapmıyor. Ama bu koronada değil mi hocam? Bilinmiyor. Bu yani enteresan bir şey. Yani bu nasıl baş edilir bununla? Bunun kolu bacağı nasıl kırılır bu mikrobun? Bilinmediği için o galiba işte bu hikmetler bunun için var. Bu bende şimdi çok net oturdu hocam. Yani şahsen Allah razı olsun. Yani öyle bir şey bilindikten sonra hakikaten çözümü o zaman daha çabuk oluyor. Rahatlıyorsun, çerçevesini az çok biliyorsun. İşte aslında bütün bu bilinmezlikler içerisinde bizim de bu hayatımızın kıymetini bilmemiz lazım. Bir ömrümüz var, onun da kıymetini bilmemiz lazım. Bir görev için, vazife için gönderilmişiz, onu da diyelim bilmemiz lazım. Ve o doktorun ne yapması gerektiği gibi o kalp hastasının, diyelim kalbi duranın yanında doktorun, bizim de işte ne yapacağımızı bilirsek o zaman ölümden de korkmayız, hastalıktan da korkmayız. Niye korkalım ki, niye paniğe girelim? Ama önemli olan işte bütün bunları bilmek. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor, değil mi ayet-i kerim? Oradaki bilmekten kasıt demek ki tam anlamıyla bu hocam, değil mi? Bir parça bu. Bir parça bu. Evet, belki daha çok bilinmesi gerekenler vardır. Hocam Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Elimizden, dinlemiz. İki dakikada geçirmiş olduk. Teşekkür ederim. Herkesin iftarlarını tebrik ediyoruz. Ramazanlarını tebrik ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz herkese. Evet. Kıymetli izleyenler, çok kıymetli, değerli bir misafirimiz. Perşembe akşamları değerli psikiyatrist Profesör Doktor Ruhi Yavuz hocamız bizimle birlikte oluyor. Bu akşam da böyle. Rabbimizin nimetlerini, bu nimetleri biz insanoğlu olarak nasıl sahipleniyoruz ve neden göremiyoruz bunların nimet olduğunu, niçin göremiyoruz ve nasıl şükretmeliyiz? Böyle keyifli bir sohbette sizlerle birlikteydik. Sözü kelamların en güzeli ve en yücesi olan Rabbimizin kelamına bırakacağız. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle veda edeceğiz. Abdurrahman Es-Seyyid'den dinleyeceğiz Kur'an-ı Kerim tilavetini. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi dergahı izzetinde kabul eylesin. Dua eder, dualarınızı bekleriz. Hoşçakalın. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين
فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين آمنت بالله صدق الله العظيم الفاتحة